Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkılarıyla ve sizlerin destekleriyle hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, bu videoya en az 500 beğeni gelirse golvar.com'un sözü var. 1000 TL'lik üyelik hediye edecek. Yani 100 kişiye üyelik hediye edecekler. Lütfen beğeni atalım arkadaşlar. 500 tane beğeni, yani 500 olsun yeterli. İsterse sadece 500 kişi izlesin, önemli değil ama 500 tane beğeniyi, bakın şahsım adına istemiyorum, sizlerin adınıza istiyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde mesela şu anda benim önümde üyelik ekranı var. Arkadaşlar, yayının bir tanesinde mesela 50 tane üyelik hediye edilmiş. Kazandığımız para 5 TL falan, merak etmeyin, bize çok fazla para kalmıyormuş. Yani sistem bu şekilde söylüyor. Neredeydi o ekran? O ekranı bulursam size görsel olarak göstereyim. Buldum. Beşiktaş Trabzon maçında mesela 52 tane, 51 tane üyelik hediye edilmiş, 0 lira. İşlem geliri 0 lira. Mesela enteresan bir şekilde Fenerbahçe Başakşehir maçında sadece 2 kişiye üyelik hediye edilmiş. Orada gelen gelir 11.9 TL. Yani şaka yapmıyorum. Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı özetinde 21 üyelik hediye edilmiş, 5.95. Yani öyle paraya para demiyoruz, merakınız olmasın. Aklınızda bulunsun, YouTube'un böyle bir algoritması var ama ben sizler adına istiyorum. Çünkü transfer dönemine girdik ve ben istiyorum ki olabildiğince çok fazla kişi faydalansın. Çünkü müthiş duyumlar var. Buraya atmam, aktarmam, videoyu sizin izlemeniz bazen 24 saati bulabiliyor. Anında duyumlardan haberdar olun istiyorum. Ren maçı bitti. Fenerbahçe biz İstanbul Spor maçı hazırlıklarına bugünkü antrenmanla başlayıp bu maçı da kazanmanın planlarını şimdiden yapmaya başladı. 30 bin bilet kontenjanı var yaklaşık ve yaklaşık 11 bin bilet satılmış, maç saatine kadar daha da artması bekleniliyor. Dün akşam Jorge Jesus dedi ki bugün Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepkiler bana gösterilmiştir. Böyle bir ortamda bulunmak istemem. Bu arada arkadaşlar, tam çeviri bu değil. Tam çeviri bu değil, onu da söyleyeyim. Fakat normal bir teknik direktör Altay konusunda ne yapar? Susar, sessiz kalır. Umursamaz. Yani Altay top kurtarsa maçı kazanırdık falan filan der. Yani biz bu galibiyeti kaçırdık ama şöyle böyle falan der, değil mi? Özellikle Türk teknik direktörler. Yani başka bir deyişle bu adam çok başka. Ya bu ben oynatıyorum kardeşim diyor. Seçimi ben yapıyorum. Tepkiniz bana diyor. Devam edecekseniz çekip giderim diyor. Ki daha önce de çekip gitmiş. Ya bu adam manyak. Hani 0-3 iken skor, 3-0 yenik durumdayken fazla yemekten korkmayıp atacağı 3 golün hayalini kurarsan Jesus oluyorsun. Jorge Jesus oluyorsun. Ama sahadaki fark maçta 2 farklı öndeyken savunmayı beşleyince de Okan Buruk oluyorsun. Sonra hakem diyorsun. Ya neler istiyorsun? Ya fark bu kadar basit. Yine aynı şekilde 2-0'dan 2-2'ye maç verince Benjamin Brigard diyor ki skoru koruyamadık, biz aptalız diyor. Bruno Genesio da diyor ki eğer bir aptal varsa diyor, o da diyor şahsımdır diyor Bruno Genesio. Düşünün yani, elin yabancısı böyle ama bizdekiler hakem adalet falan. Mesela Miguel Crespo Ren maçındaki 1 asist, 1 kilit pas, 4 top kapma, bir engellenen şut. 3. bölgede pas isabeti %83.3. Kazanılan ikili mücadele 7. Kazanılan faul 3. Ve böyle bir adam Portekiz milli takımına seçilmiyorsa yazıklar olsun o Portekiz milli takımına. Yine Jorge Jesus dedik. Jesus'un oyuncu değişikliğinden sonra oyun bölgeleri ve toplu oynama yüzdeleri. 75 ve 90. dakika arasında Fenerbahçe %70'e yakın toplu oynamış. 69.8. 5 şut, 2 gol. Rakip ceza sahasında 6 kez topla buluşma. Ben dedim ya size, 89'a kadar 0-0 gitse ben 90'da gol atacağımıza eminim. Çünkü son dakikalar diye. Aynı Jesus antrenman sonrasında toplantılar için istediği bir inşaat bölümü var. O 5 yıldızın ilk takıldığı yer olan. Orada bir toplantı salonu yapıldı ve incelemelerde bulundu bugün Mario Branco ile birlikte. Aynı şekilde yani şöyle söyleyeyim. Dün Fenerbahçe ne yaptı? Yusuf Kenan Çalık'ın bir iddiası var. Devre arasında Jesus personeli ve oynamayan oyuncuları dışarı çıkarmış. Oynayan 11 oyuncuya özel bir konuşma yapmış. Sezaiç'e falan rolünü anlatmış. Bakın arkadaşlar, 60. dakikada 4 değişiklik. Ve adamın imza taktiği olan 4-1-3-2'ye dönmesi.
ki geldiği zaman biz bunu oynatacak diye bekliyorduk. Ve bu hamleyle birlikte maçın Fenerbahçe tek hakimi. Ya 5 dakika daha falan olsaydı Fenerbahçe maçı kazanırdı. Ren bu sezon oynadığı 17 maç içinde topa en az sahip olduğu 2 tane maç var. En az şut çekebildiği de 2 tane maç var. İkisi de Fenerbahçe maçı. Yani ilk 2 sıradaki maç Fenerbahçe maçı. Ama aynı Fenerbahçe 21 resmi maçta 51 gol atmış. 63 yapsa zaten maç başı ortalaması 3 yapıyor. Yani Valencia 18 maçta 12 gol 3 asist. Bakın arkadaşlar, Valencia maç başlamadan önce ben dedim ki arkadaşlar bu adama hep küfür ediyorsunuz. Sakın küfür etmeyin, güzellikle yazın. Valencia gollerine ya da asistlerine ihtiyacımız var diye yazın. Bir de böyle deneyelim dedik. Valencia gerçeği ortaya çıktı. Adam küfür istemiyormuş abi. Bir daha Valencia'ya küfür ederseniz bak bırakır giderim. Eğer gitmemi istiyorsanız. Şimdi Fenerbahçe'nin Jesus'u övdük. Ama birazcık da yerelim olmaz mı? Bakın Fenerbahçe Avrupa Kupalarında oynadı. Son 9 maçı kaybetmezken. 9 maçı kaybetmezken. 6 galibiyet 3 beraberlik. Kulüp tarihinin en uzun serisini yinelemiş oldu. Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasında. İnşallah tarihi altın harflerle geçen bir rekor olur. Tarihi altın harflerle geçen bir rekor olur. Dinamo Kiev'i orada yeneriz inşallah. Şimdi İstanbulspor maçında arkadaşlar Rossi'de, İsmail'de, yani İsmail Yüksek'te, Rossi'de dönecek arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa biliyorsunuz Fenerbahçe'de sakatlanan kurşun yemiş gibi oluyor. Arkadaşlar bu yüksek idman temposundan dolayı. Sahada futbolcularımızda bakın, yani verdikleri şeye bakın, efora bakın. Ben size BMW örneğiyle açıklayayım. İşte 3000 motorlu, 4000 motorlu BMW araçlar var. Yakıtlarını bir düşünün, ne kadar yakıyor. Yani bir de şöyle düşünün, mesela bir arabanız var, 2 milyon liralık bir arabanız var. Atıyorum bir şeyin turbo hortumu delinde. Ödeyeceğiniz parayı düşünün. Bir de Tofaş Şahin'iniz var. Turbo hortumu yok ama turbo hortumu delinse ödeyeceğiniz parayı düşünün. İşte Fenerbahçe'de böyle. Fenerbahçe yüksek potansiyeli, yüksek fiyatlı, yüksek böyle yakıt gücüne sahip, yüksek motor hacmiyle bir maç sergiliyor. O yüzden büyük dağın karı da bu çok oluyor. İstanbulspor maçında arkadaşlar dörtlü savunmaya döneceğiz. Yani bunun açarı, kaçarı, ederi, şuzuru, buduru yok. Onu da söyleyeyim. Ama şunu da belirteyim. Jesus'un gelişinde rol oynayan iş insanı Ali Bey, Jet Sosyete iş adamı Emrecan Bey 1 Ağustos 2022'de aziz Allah. 1 Ağustos 2022'de demiş ki Benfica taraftarı başkanlarını ıslıkladı ve yuhaladı. Jesus bunu duyunca başkanı ıslıklayan beni de ıslıklar. Sonuçta ben de bu işin içindeyim dedi ve aldı ceketini kulüpten ayrıldı. Bu adam Altay Bayındır'a tepki olursa böyle bir ortamda bulunmak istemiyorum diyor. Sakın ha sakın ikilemeyin. Ve sakın ha sakın test etmeye kalkmayın. Çünkü Fenerbahçe'nin test maçı değil bu. Bu Jesus'un testi. Bu arada dün maç öncesinde yine oynatma listesini paylaştım. Arkadaşlar oynatma listelerini maç öncesinde açtığınız zaman bilmiyorum ya, hani totem motem demeyeyim ama pozitif bir enerji sergiliyorsunuz. Kanala da pozitif enerji oluyor, takıma da. Siz bu görevi yaptıkça, hani en az bir 50-100 kişi yaptıkça, ya ne bileyim, o maçları kaybetmiyoruz çok şükür ya. Lütfen desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Sizin desteğinize gerçekten ihtiyacımız çok fazla var. Şimdi Fenerbahçe bu sezon verdiği pozisyonların çoğunu, bak beni eleştirmeyin, ben Fenerbahçeliyim, ben Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyen bir adamım. Tamam Gustavo Henrique iyi diyoruz, hoş diyoruz ama verdiğimiz pozisyonların çoğunu Gustavo Henrique yüzünden verdik. Ne derseniz deyin. Dün 3 tane gol yedik. 3'ünde de pozisyon hatası var. Dikkatlice bakın. 3 pozisyonda da Gustavo Henrique'ye bir bakın. Bak ötesine gitmiyorum. Bana sonra demeyin ki futbolcu çöplüyor işte, bu da işte Cengiz Yıldız'ın safına geçti şöyle bir. Hayır, onlar da doğruya doğru yanlış yanlış diyor. Hani ben herkesi tanıyorum bu camiada. Hani herkes 12 numarayı da tanıyorum arkadaşlar. Öbür büyük sayfa sahiplerini de tanıyorum. Birlikte işte yaptık. Hala yaptıklarımız da var. Ben bu camiada herkesi tanıyorum. Herkes de beni tanıyor. Benim ne manada ne dediğimi onlar anlıyorlar. Siz anlayın istiyorum. Gustavo Henrique 3 golde de pozisyon hatası var. Bak Serdar Aziz, Atilla Salahi ikilisi. Şimdi bu ikili benim gözümde gol demek. Bakın İstanbulspor maçı. Yazın 3.5 artı. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı. Yazın 3.5 artı. Harbi söylüyorum.
Fenerbahçe Sivas maçı yazın 3.5 artı. Fenerbahçe Giresun maçı yazın 3.5 artı. Kalan 4 maçımıza da 3.5 artı yazın. 4 maçta gollü bitecek. 4 maçta gollü bitecek. Çünkü Serdar Salahi savunma hattı en azından zaafları minimize edecek. Hatta şunu söyleyeyim, Fenerbahçe bir kişi fazla oynuyor gibi olacak sahada. Görün bakın. Ha, Luan Perez'in sakatlığı kötü oldu. Şimdi Luan Perez varken de aslında Fenerbahçe bir kişi fazla oynuyor gibiydi. Ben Jesus'un şu lafına katılmıyorum. İşte biz üçlü gibi gözüküyoruz ama dörtlüyüz. Ben buna katılmıyorum. Külliyen yalan diyorum. Ya üçlüydük de dörtlü gözüküyoruz. Dörtlüydük de üçlü gözüküyoruz falan. Ya neyse, o gözüküyorsun abicim. Geçeceksin onu. Üçlü oynuyoruz ya, üçlü. Dörtlü mörtlü değil, üçlü oynuyoruz işte. Kimse kimseyi yemesin. Üçlü oynuyoruz. Ama maalesef üçlü oynamamız işe yaramadı. Şimdi mecburen dörtlüye döneceğiz. Çünkü Gustavo Henrique'nin sakatlığı daha net olarak açıklanmadı ama siz bir iki haftayı gözden çıkarın. Ben onu söyleyeyim. Hatta Dünya Kupası'nın yarısına kadarki süreci de çıkarın bence. Şimdi Rembizi iyi çalışmış. Gustavo'nun, Atilla Salahi'nin, hatta Lincoln'un defolarına çok iyi çalışmış. Adamlar şimdi her takım çalışırken böyle çalışıyor. Ben nasıl gol atarım diye. Biz İstanbulspor'a böyle çalışmıyor muyuz? Nasıl yeneriz diye. Defolarını kullanarak oynadılar. Luan Perez bu maçta oynasaydı bence bu skor 3-0'a asla gelmezdi. Hatta abartayım. Luan Perez hiç gelmese, Gustavo Henrique hiç gelmese, Kim Min-ji Fenerbahçe'nin kadrosunda olsa, sakat olmasa, dün oynayabilseydi Fenerbahçe bu Ren'i 3-0 yenerdi. Yani 3 golü yemeyeceğimizden değil, rakibin direncini kırardık. Ama tabii ki de mental olarak kırılmamak büyük iş. Bundan ders çıkarmak büyük iş. Hocam William Arao. Arkadaşlar Arao'da bir sıkıntı vardı. Farkındasınız. Ama yanlış yere bakıyorsunuz. Hocam Arao çöp. Arao kötü. Arao şöyle. Arao böyle. Hayır. Arao daha 3. dakikada, 2. dakikada sarı kart gördü. Ve saklana saklana maç oynadı. Bunu bu sezon 2. kez yaptı. Arao bunu bu sefer 2. kez yaptı. Hangi maçta yaptı biliyor musunuz diğerinde? Ümraniye maçında. Ya Ümraniye maçında da Arao erken sarı kart gördü ve saklana saklana maç yaptı. Ha, kartlı oynarken tamamen kayboluyor sahadan. Böyle de bir defosu ortaya çıktı. Sebebi de buymuş arkadaşlar demek ki. Deyin. Hani bunları da paylaşabilirsiniz. Bizim kanaldaki birçok konuşulan gerçek bir iki gün sonra medyada konuşuluyor zaten. Bakarsınız. Şimdi Başakşehir maçında, Ren maçında Fenerbahçe tutukken birdenbire nasıl açıldı fark ettiniz mi? 4-4-2'ye döndü. Daha doğrusu 4-1-3-2'ye döndü. Ve araba birdenbire hani saatte 40 km hızla giderken birdenbire 120'ye çıktı fark ettiniz mi? 2-3 vites birden attı. Şimdi Rıdvan Dilmen'e hak vermek istemiyorum. İşte 4-4-4'lü savunma oynar falan filan diye. Ama Jesus'un hücumcu kanat bekleri savunma zafiyeti gösteriyor. Osayi'yi oynatsa Osayi'nin geri dönüşleri çok büyük sıkıntı oluyor. Çok büyük sıkıntı. İleri gitse geri. Ha, şöyle de bir dezavantajı var. 4-4-2 oynatsan savunma beki gitse geri gelmese bu sefer 2 kişiyle karşılıyorsun. 3 ile değil. Böyle bir sıkıntı var. Yani Jesus'un 4-4-2'si Jesus'un 3-4-3'ünden daha iyi. Daha ofansif ve rakibi sahasında kilitliyor. Hani zafiyetlerimiz var mı? Var. Birçok kişi de anlatıyor mu? Anlatıyor ama şöyle bir konuya dikkat çekelim. 3 stoper oynanması gereken maçlarda senin en az 5 belki 6 tane stopere sahip olman lazım yedekler için. Senin zaten 3 tane işte hali hazırda 3 stoperin vardı. Bir tanesi sakattı. Şimdi hali hazırda 2 tane stoperin var. İkisi sakat. Çıkıp da oyuncu devşirme işte Yiğit Efe'yi oynatayım macerasına gireceğini zannetmiyorum. %100 olarak İstanbulspor maçında ikili savunmaya dörtlü savunmaya döneriz iki stopere. Kalan 4 maçımızda Dünya Kupası'na kadarki 4 maçımızda da dörtlü savunma oynarız. Bu yüzden bizi bol gollü maçlar bekliyor. Sağlam iki stoperden biri uzun süreli sakatlıktan döndü. Diğeri sezon başından beri aralıksız oynuyor. Böyle de bir dezavantaj var. Yani buna dikkat etmek lazım. Ha, yine de Jesus eleştirilmez bir teknik direktör değil. Mesela Lincoln'un kanat bek olayı. Bak 4-4-2 oynayalım. 4-4-2'de Lincoln'un kanat bek
görevi sanki daha iyi olur gibi geliyor bana. 4-4-2'de ama 4-4-2 oynuyorsan sola at Alioski'yi, önüne Lincoln'u koy. Bak bakalım orayı nasıl otoban yapıyor onlar. Ya da Lincoln'u sol beke koy. Önüne Rossi'yi koy. Bak bakalım orası nasıl otoban oluyor. Zayt. Açık söyleyeyim. Sahada çok fazla gözüküyor gözükmüyor falan filan olaylar var. Yani bunun gibi pas yapan adamı biz 50 kere buluruz olaylar var. Ama eğer Zayt'la uzatma düşüncemiz varsa uzatalım. Satma düşüncemiz varsa satalım. Taraftara da yazdık çünkü taraftarın birçoğu Zayt'sın süre alması gerektiğini düşünüyor. 3. Crespo Arao uyumu küçük maçlarda işe yarıyor ama büyük maçlarda hiçbir şekilde yaramıyor. Crespo İsmail uyumu da büyük maçlarda işe yarıyor. O da küçük maçlarda biraz sırıtıyor. Ama Crespo Zayt uyumu eğer uyum sağlarlarsa küçük maçlarda büyük maçlarda da fark etmiyor. Demek ki Zayt daha çok üstüne düşülmesi gereken, ısrar edilmesi gereken bir futbolcu gibi. Ama ne dersiniz bilmiyorum. Gustavo Henrique aslına bakarsanız defolu bir futbolcu. Ama çok çok iyi bir rakibe karşı ilk defa dün oynadı. İlk defa adam akıllı şekilde dün oynadı. Ve hem Gustavo hem Salah hem Serdar savunması orta sahada birkaç kişinin oyundan düşmesiyle gördünüz ki Allah pamuğu gibi oldu. İrfan Can Eğribayar İstanbul Spor maçında oynatılabilir. Ben İstanbul Spor maçına ilişkin de şöyle bir tahminde bulunayım. Ha, Altay'ı bu kadar övmüşken Altay'ı yedeğe koyuyorum, İrfan Can'ı da oynatıyorum asla demez. Kalan maçlarda Altay sakatlanmadı müddetçe, sarı kart cezası olmadı müddetçe %100 oynar. Altay kalede, sağ bekte Ferdi, kesinlikle o sayı yedek kalır bu maç. Stoper ikilisinde Serdar Aziz, Atilla Salahi, sol bekte Alioski. Bakın görün bakın İstanbul maçına böyle çıkarız. Orta ikilide Crespo İsmail Yüksek. Muhtemelen Crespo İsmail Yüksek çıkacak. Orta ikilide. Sol kanat bence İrfan Can Kahveci. Sağ kanat iyileşirse %100 Rossi. Rossi iyileşmezse de Lincoln sol kanat. Hücumda ise burası çok enteresan. Valencia, Batshuayi. Yani João Pedro bilmiyorum dünkü maçın bence en kötülerinden biriydi. Yani sahanın en kötülerinden biriydi. Onu söyleyeyim. Bu tandemde de Emre Mor sonradan oyuna girer. Arda Güler sonradan oyuna girer. Bak bu tandemde bunları sonradan izleriz ha, haberiniz olsun. Yani sonradan bunlar oyuna girer. Hatta bu tandemde Serdar Dursun'u bile sonradan oyuna girip oynarken görebiliriz. İşin açıkçası Fenerbahçe'de sistem değişti. Kadro dışı, şöyle söyleyeyim, kadro dışı yani kadronun dışında kalan futbolcu bir João Pedro. Ben zannetmiyorum kolay kolay oynayacağını. İki Osayi Samuel. Osayi dün bence sınavdan kaldı. Hatta sonradan oyuna alınırken bile artık tereddütler içerisinde alınır diye düşünüyorum. 3. Lincoln Henrique'nin sol bek artık oynatılır mı çok zor. Ama belki de Alioski'nin bonservisini almak adına bilerek Alioski'yi oynatmıyorduk. Bakın biz tercih etmiyoruz ama yine de kaça veriyorsunuz diye sormak adınadır. Belki de o iş tamamdır. O iş tamamsa da bol bol Alioski'yi izleriz artık. Evet biraz yavaşlığı var Alioski'nin ama hücum katkısı da Lincoln'e göre daha yüksek. En azından Lincoln devşirme bir futbolcu olduğu için o da alınmayacaktır diye düşünüyorum. Vallahi Rem maçını kayıpsız atlattık diyemem ama kayıpsıza yakın atlattık. Artık sıradaki maçımız İstanbul Spor maçı. İstanbul Spor maçında Fenerbahçe'ye yakışır bir futbol sergilemeliyiz ve maçı kazanmalıyız. Görüşündeyim. Katkılarınızı, desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler sunuyorum.